Arkadaşlar ben Uğur Hoca. Uğur Ataseven. Tekuzem'de sınıf öğretmenliği alan eğitimi derslerinde beraber olacağız inşallah. Alanım sınıf öğretmenliği arkadaşlar. Uzun yıllar öğretmenlik, ondan sonra okul müdürlüğü, idarecilik, sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda Talim Terbiye Kurulu'nda öğretim programlarının hazırlanması, tanıtılması, uygulamanın takip edilmesi, değerlendirilmesi, yapılan değerlendirmelerin raporlanması konularında uzman olarak çalıştım arkadaşlar. Yani sadece sınıf öğretmenliği değil, şu an 2018'de değiştirilen ve Türk eğitim sisteminde kullanmakta olduğumuz işte sosyal bilgiler olsun, fen bilgisi olsun arkadaşlar. Ondan sonra tarih, coğrafya olsun, ondan sonra din, kültür, ahlak bilgisi olsun. Bu derslerin öğretim programlarının hazırlanmasında, tanıtılmasında, komisyonlarda uzman olarak görev aldım, çalıştım. Milli Eğitim Bakanlığı'nda arkadaşlar proje koordinatörlüğü yaptım. Şimdi de bir üniversitede rektörlükte idareci ve öğretim üyesi olarak çalışıyorum arkadaşlar. Ben sınıf öğretmenliğinin içerisinden gelen ve aynı zamanda işte uzun yıllar öğretmenlik ve eğitim öğretim süreçlerinde deneyimi olan bir hocanızım arkadaşlar. Uzun zamandır da bu platformda sınıf öğretmenliğinde alan eğitimi derslerine giriyorum. Aynı zamanda burada drama derslerini de beraber işleyeceğiz arkadaşlar. Eğitim bilimleri derslerinde tabii bu platformda eğitim bilimleri derslerim yok benim arkadaşlar. Program geliştirme, öğretim yöntem teknikleri, materyal geliştirme, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme yani eğitim bilimleri derslerinde veriyorum arkadaşlar. Tabii öğretim programı deyince biliyorsunuz bunlar bir programı oluşturan temel unsurlar. Bu derslerimizden de aynı zamanda sınavın yarısından fazla sayıda soru geliyor. Alan eğitimi derslerini biz işte Türkçe öğretimi, matematik öğretimi, fen öğretimi, sosyal bilgiler, hayat bilgisi öğretimi, resim, müzik, beden eğitimi ve din, kültür, ahlak bilgisi öğretimi konularını arkadaşlar, oradaki eğitim bilimlerindeki program, öğretim yöntem teknikleri ve ölçme ile birleştirerek devam ettirmek durumundayız. Zaten 30 tane soru gelecek arkadaşlar alan eğitiminden. Orada görmüş olduğunuz sorularda eğitim bilimlerindeki bu derslerden karşımıza çıkacak. Arkadaşlar çok uzun zamandır KPSS, eğitim bilimleri ve ÖABT bu sektörün içerisindeyim. Aynı zamanda arkadaşlar bu sınıf öğretmenliği alan eğitimi ile ilgili dramayı da içerisine alacak şekilde hem konu anlatımı kitabım hem de bu alan eğitimi, drama, çevre eğitimi. Tabii çevre eğitimine ben girmiyorum. Daha çok fen bilgisi öğretmen arkadaşlarım, biyoloji öğretmenlerimiz orada çevre eğitimi derslerine giriyorlar. Drama, çevre eğitimi ve alan eğitimini de içeren arkadaşlar bir soru bankam var. Şimdi güzel insanlar, inşallah dönem sonuna kadar, sene sonuna kadar alan eğitimi derslerini beraber götüreceğiz. Teguzem'de bu platformda arkadaşlar. Benim şöyle bir iddiam var, şöyle bir güvenim var arkadaşlar. Kendi dersimle ilgili söylüyorum. 30 tane alan eğitiminden soru gelecek. 3 tane de dramadan soru gelecek. 33 tane sorumuz geliyor. Ben alanın içinden gelen birisi olarak, yani sınıf öğretmenliğinden, artı bu alanın oluşmasında sınıf öğretmenliği, öğretim programları, ders programları, bunların arkadaşlar yerleşmesi, öğretmenler tarafından uygulanması anlamında uzun yıllar bu işin mutfağında görev almış birisi olarak şöyle bir iddiam var, şöyle bir güvenim var arkadaşlar. Ben size 33'te 33 yapmanızı sağlayacak. Ne biliyorsam. Yani sınava girdiğinizde alan eğitimi soruları arkadaşlar 46'dan sonra gelen sorulardır. 46'dan sonra gelen sorular. 75'e kadar olan. 3 tane de drama sorusu geliyor. 44, 45, 46. 44'ten sonra gelen arkadaşlar ne biliyorsam bununla ilgili bunların tamamını sizinle paylaşmak arkadaşlar. Şimdi tabii burada benim sizden de bir beklentim olacak. Bir kere şunu söyleyeceğim arkadaşlar.
alan eğitiminde soru kaçırmak istemiyorsanız, bütün soruları cevaplamak istiyorsanız, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'nun sayfasına gireceksiniz arkadaşlar. Sınıf öğretmenliğini ilgilendiren hayat bilgisinden başlıyorsunuz. Hayat bilgisi, Türkçe, matematik, fen, sosyal, arkadaşlar resim, beden eğitimi, din kültürü ve birleştirilmiş sınıflar, öğretim programlarını indirip bunlara çok iyi hakim olmanız gerekecek. Arkadaşlar, okuyacaksınız hangi kazanım hangi sınıfta var. Mesela hayat bilgisi ve sosyal bilgiler sorularında bu tür sorular çok çıkar karşınıza. Karşılaştırmalı. Yani kazanımlar birbirine çok benziyor. Özellikle Türkçe'de çok benzer kazanımlar birbirine. Arkadaşlar, Türkçe'de kazanımlar hatta bazı sınıflarda tekrarlar da arkadaşlar. Örneğin birinci ve ikinci sınıfta dikte ederek yazma, bakarak yazma, serbest yazma var. Birinci ve ikinci sınıfta. Arkadaşlar, üçüncü ve dördüncü sınıfta serbest yazma var. Artık bakarak ve dikte ederek yazma kalkıyor. Serbest yazma var. Ama bunları ayıran unsurlar var. Birinci sınıfta dikte ederek, bakarak ve serbest yazmayı ikinci sınıftakinden nasıl ayıracaksınız? Ya da üçüncü ve dördüncü sınıftaki serbest yazmayı birbirinden nasıl ayıracaksınız? Eğer bir öğretim programınız yoksa, indirmediyseniz arkadaşlar, benim şimdiki size örnek olarak vermiş olduğum soruları yapmakta zorlanırsınız. Onun için bu sınavla ilgili olarak önceliğimiz arkadaşlar, derslere başlarken beraber bütün derslerimizin öğretim programını indirmek. Sınavda soru gelecek olan bütün derslerin. Artı tabii derslerimiz arkadaşlar Ekim, Kasım ayı gibi başlayacak. Ağustos'a kadar zamanımız var. Yani sınava girinceye kadar her ay bu öğretim programlarından bir tanesini bizzat ben kendim takip edeceğim ve derste soracağım arkadaşlar. Okudun mu? Nereye kadar okudun? Bu programda neleri gördün, neleri öğrendin? Tablosunu çıkarttın mı? Sınıfları birbirinden ayırdın mı? Bunları tek tek soracağım. Orada koçluğunuzu yapacağım arkadaşlar. Tamam mı? Artı arkadaşlar, öğretim programının yanında, sizden herhangi bir dersin, bu matematik olursa iyi olur arkadaşlar. Özellikle matematik olursa iyi olur. Herhangi bir dersin ders kitabını bulmanızı istiyorum. Neden özellikle matematik diyeceksiniz arkadaşlar? Çünkü matematik dersinde görsel soruları çok fazla görüyoruz. Görsele dayalı soruları. Matematik dersinde görsele dayalı sorular çok fazla çıktığı için karşımıza, özellikle 3. ve 4. sınıftan görsele dayalı sorular daha çok çıkar karşımıza. Arkadaşlar, matematik kitabı elde ederseniz bir sınıfın arkadaşlar, 3. ya da 4. sınıfların arkadaşlar, ikisi olursa daha iyi olur. Bazı derslerin ders kitaplarını, bakanlığın hazırlamış olduğu ders kitapları bulmanızı isteyeceğim. Çünkü arkadaşlar, ÖSYM'de soru hazırlayan komisyonda yer alan üyelerden biri ben olsam da aynı şeyi yapardım. Bir taraftan öğretim programını açardım soru hazırlarken önüme. Bir taraftan ders kitabını açardım soru hazırlarken. Bir taraftan da öğretmenler için hazırlanmış olan kılavuz kitabı açardım. Tutardım oradan arkadaşlar uygulamaya dönük sorular bulmaya çalışırdım. Komisyondaki üyeler de aynısını yapıyorlar. Ben olsam sizin yerinize tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bir tane öğretim programımız elimizin altında olacak. Bir tane ders kitabımız ve bulabiliyorsak mümkünse Talim Terbiye bunları yayınlıyor arkadaşlar. Talim Terbiye'nin sayfasında bulamazsanız bile, hani geçmişte yayınlamış olabilir, onları silmiş kaldırmış olabilir. Aradığınız zaman öğretmen kılavuz kitabı diye Milli Eğitim Bakanlığı baskılı arkadaşlar öğretmen kılavuz kitaplarını bulabilirsiniz. Hatta bakanlık ders kitaplarını sisteme, internete yüklüyor. Bunları EBA'da da bulabilirsiniz arkadaşlar. Güzel insanlar, kıymetli kardeşlerim, sevgili öğretmenlerim, arkadaşlar, inşallah seneye bu vakte geldiğimizde ben hepinizi bu sınava girmiş çıkmış öğretmen olabilecek yeterli düzeyde puanı almış birer arkadaşım, meslektaşım olarak görüyorum. Bugünden sizin önümüzdeki yıl Eylül ayındaki durumunuzu hayal edebiliyorum arkadaşlar.
Geriye sadece size atanması kalıyor. Geriye sadece size atanması kalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi burada karşınızda soru çıkan derslerimiz var. Ben soru çıkan derslerimize kaç tane soru çıktığına ve bu sürecin sene içerisinde nasıl yürüteceğimizi arkadaşlar ifade edeceğim konulara geçmeden önce. Ondan sonra konulara şöyle bir bakacağız. Arkadaşlar, buradan 75 tane soru geliyor. Drama ile beraber 43'ten sonrası alan eğitimi soruları. Drama ve alan eğitimi soruları. Toplam 30 tane sorunuz var. 3 tane de dramadan soru geliyor. 33 tane sorumuz var. Bu soruların arkadaşlar 24 tanesi ilk 4 dersten geliyor. 24 tanesi ilk 4 dersler. Türkçeden 6 soru, matematikten 6 soru, fenden 6 soru, hayat bilgisi ve sosyal bilgilerden 6 soru. 3 hayat bilgisi, 3 sosyal bilgiler. Burada bir duralım arkadaşlar. Türkçeden çıkan 6 sorunun 2 tanesi ilk okuma yazma öğretiminden gelecek. Tamam mı güzel insanlar? 2 tanesi ilk okuma yazma öğretimi, 4 tanesi Türkçe öğretiminden geliyor. İlk okuma yazma diye bir öğretim programı yok, aklınızda olsun. Bana en çok sorulan sorudur arkadaşlar. İlk okuma yazma programını nereden bulacağız? Arkadaşlar, ilk okuma yazma programı yok. Türkçenin içinde var. Birinci sınıflar, orada biliyorsunuz öğretim programı sınıf sınıftır. 1, 2, 3, 4 diye. Birinci sınıfların içindeki yazılanlar Türkçedeki, Türkçe öğretim programındakiler aynı zamanda ilk okuma yazma öğretimi programı olarak bilinir. Yani ayrıca bir yerden gidip indirmeyeceksiniz. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim. Bakın, yıllardır bu derse giriyorum. İlginç deneyimlerimden bir tanesidir. Arkadaşlar, Temmuz ayının sonuna geliyoruz. Sınava kalmış 3 hafta. Adam bana şunu soruyor. Hocam, ilk okuma yazma öğretimi programını nereden bulabilirim diyor. Yani o sırada onun ağzına kürekle vurasım geliyor arkadaşlar. Orada. Yok, ilk okuma yazma öğretim programı yok. Böyle bir program yok. İlk okuma yazma öğretimi Türkçe öğretiminin içerisindeki birinci sınıflar. Arkadaşlar, bakın, Ağustos ayına geliyoruz. Sınava kalmış bir hafta, adam şunu soruyor. Hocam, Türkçeden kaç soru çıkacak diyor. Fenden kaç soru çıkacak diyor. Ya sene başından beri biz bağıra 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 6 soru 6 soru 6 soru diye bunu söyledik. Arkadaşlar, sınava girmeden önce, daha doğrusu sınava hazırlanma sürecinin başında, ne olur buradan kaç tane soru çıkacak bunu bilin. Ya sınava hazırlandığımız belli olsun arkadaşlar. Türkçeden 6, matematikten 6, fenden 6, hayat bilgisinden ve sosyal bilgilerden 6, 24 soru gitti. Din kültüründen 1 ya da 2, görsel sanatlardan 1 ya da 2, birleştirilmiş sınıflardan her zaman 1 soru, beden eğitiminden 1 ya da 2 tane soru. 30 soruyu böylece dolduruyorlar arkadaşlar. Bir de en çok şunu bağıra bağıra söylüyorum. Bizim İngilizce sorumuz yok. Bizim müzik sorumuz yok. Zaten müziğin alanı da yok. Arkadaşlar, sorular alan sınavı yapılan derslerden geliyor. Yani Türkçenin alan sınavı var. Matematiğin alan sınavı var, ortaokul ve lise öğretmenleri için. Dolayısıyla alan sınavı yapılan derslerin soruları soruluyor. Sınıf öğretmenlerine de. Arkadaşlar, zaten beden eğitiminin alanı var. Birleştirilmiş sınıflar bizimle ilgili, sınıf öğretmenliği ile ilgili. Müzik sorulmayacak. Yurttaşlık, yani vatandaşlık sorulmayacak. Trafik sorulmayacak. Ne oluyor biliyor musunuz? Bunları özellikle neden söylüyorum? Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda şöyle bir uygulaması var. Arkadaşlar, İngilizce derslerine 2., 3. ve 4. sınıflarda sınıf öğretmeninin dışında bir İngilizce öğretmeni derse girebilir. Sizin İngilizceniz çocuklara İngilizce dersine girmeye yeter aslında, sınıf öğretmenlerinin arkadaşlar. Ama Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce öğretmenini derse sokmayı tercih ediyor. Şimdi tabii arkadaşım duruyor 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 duruyor. Temmuz ayı geldiğinde hocam diyor, ben bir yerde bir şey okudum diyor, yazı okudum diyor, haber okudum diyor. Bize diyor sınavda İngilizce de sorulacakmış diyor. Sınıf öğretmeni arkadaşımız. Yani sizin çocuklara anlatacağınız İngilizce yeterli gelir. Sınavda sorulacak olan İngilizce soruları he, she, it, they, are, we, they, you arkadaşlar bunlar. Ondan sonra renkler, sayılar, pencereydi, kapıydı arkadaşlar.
çatıydı, odaydı bunlar. Şimdi 1, 2, 3. sınıfın İngilizcesi bu düzeyde. Diyor ki hocam bize İngilizce de sorulacakmış, ne yapalım? Hazırlanmadık değiliz. Müzikten de sorulacakmış hocam. Yok arkadaşlar, yok. Haram, günah, yok. Tamam mı? İngilizce sorulmayacak. Müzik sorulmayacak. İnsan hakları sorulmayacak. Trafik sorulmayacak. Hocam sorulacakmış. ÖSYM duyurdu mu? ÖSYM yazdı mı bunu? Arkadaşlar bakın, önceden 15 tane soru soruyordu. 30'a çıkartırken ÖSYM yayınladı. Bundan sonra 30 soru dedi. Sınıf öğretmenliğine bazı dersler çıkartıldı. Örneğin çocuk edebiyatı. Yayınladı mı? Yayınladı. Çocuk edebiyatı sorulmuyor. Önceden soruluyordu. Ben İngilizce soracağım dedi de biz mi sorulmayacak dedik? Yok arkadaşlar. Yukarıdaki derslerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane dersimizden soru gelecek. 30 tane soru çıkacak arkadaşlar burada. Şimdi arkadaşlar biz sürecimizi şu şekilde ilerletiyoruz derslerimizde. Önce bakın burada ilkokul programları diyor. Önce ilkokul programlarının genel özellikleri üzerinde duruyoruz. Bu genel özellikler Türkçe'de, matematikte, bende, hayat bilgisi ve sosyal bilgilerde, resimde, beden eğitiminde, din kültüründe aynı özelliklerdir. Önce bunlar üzerinde duruyoruz. Dersten derse değişmeyen temel özellikler. Öğretim programını açtığınızda bütün dersler için standart olan özellikler üzerinde duruyoruz. Örneğin, bütün derslerde arkadaşlar değerler eğitimi var. Bütün derslerde yetkinlikler var. Türkiye yeterlilikler çerçevesi. Arkadaşlar bütün derslerde beceriler var. Önce bunların ne olduğu üzerinde duruyoruz. Kazanım kodlaması üzerinde duruyoruz. Ölçme ve değerlendirme üzerinde duruyoruz. Programın gelişim psikolojisi ve bireysel farklılıklara vermiş olduğu önem üzerinde duruyoruz arkadaşlar. Buradaki 8 dersi ilgilendiren bütün genel özellikleri tamamlıyoruz. Ve orada arkadaşlarıma şunu söylüyorum, ödev olarak veriyorum. Herkes öğretim programını, bu 8 dersin öğretim programını bilgisayarının masa üstüne indirsin. Ve başlıyoruz arkadaşlar. İlk ay Türkçe'yi bitiriyoruz. Türkçe öğretim programını başından sonuna kazanımları ve kazanımların altında yer alan açıklamalarla ve kısıtlamalarla, sınırlamalarla beraber okuyup bitiriyoruz. Bir kenara da tablosunu çıkartıyoruz. Arkadaşlar, hatta tabloları ben veriyorum arkadaşlarıma. Hazır olarak veriyorum. Birinci sınıfta şu kazanımlar var. Bu kazanımların karşılığında ikinci sınıfta bunlar var. Karşılaştırmalı olarak veriyorum. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM arkadaşlar sorularda sizden hangi kazanımın önce hangi kazanımın sonra işlendiğini soruyor. Sıralamanızı istiyor. Ben tablolarını veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlarımın da her ay takip ediyorum öğretim programını okuyup okumadığını. Devamında arkadaşlar, devamında bu sefer konulara bakıyoruz. Türkçe'de hangi konular var? İşte matematikte hangi konular var? Fende hangi konularımız var? Bunlarla ilgili elimizde ders kitabı var mı? Bu konulara ders kitaplarından baktık mı arkadaşlar? Ya da kılavuz kitaplardan. Az önce söylediğimi bir daha söylüyorum. Siz arkadaşlar öğretmen olacaksınız. Siz öğretim programının bir uygulayıcısı olacaksınız. Ders kitaplarındaki bilgiyi çocuklara kazandırmaya çalışacaksınız. Ben soru hazırlayacak olsam ben de öğretim programıyla ders kitabına bakarım. Yani kılavuz kitaba bakarım arkadaşlar. Sonra bunlara bakıyoruz. Arkadaşlar sonrasında programlarla ilgili püf noktalar var. Örneğin Türkçe'de yazma türleri, konuşma türleri, dinleme türleri arkadaşlarımızın yani zorlandığı konulardan bir tanesi. Şimdi sizde bir önyargı oluşmasını istemiyorum tabii bununla ilgili arkadaşlar. Zorlandığımız konulardan bir tanesi. Örneğin fende. Bağımlı ve bağımsız değişken, deney arkadaşlar. Deney yaklaşımları, deney türleri bunlar. Laboratuvar teknikleri arkadaşlar. Fende bunlar. Örneğin matematikte arkadaşlar zihinden toplama ve çıkarma işlemleri, kesirlerin hesaplanması, kesirlerin hesaplamanın öğretilmesi. Mesela bunlar matematikte karışık konular. Bunlar çıkıyor karşımıza. Ben bir tablo, bir liste, bir çizelgeyle arkadaşlarımın bunları tek tek takip etmesini istiyorum. Ondan sonra bir program yapıyoruz arkadaşlar. Her ay belli sayıda soru çözmemiz gerekiyor.
Derse başladıktan sonra 8 dersimiz var arkadaşlar. Burada bu kapsamda biliyorsunuz. Sınava hazırlanacağımız baktığımız zaman Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz arkadaşlar. Neredeyse bizim orada 9 aylık zamanımız var. Bu 9 aylık zamanın sürenin içerisinde aşağı yukarı her ay bir dersimizi halletmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Burada şöyle bir durum var. Yani şuna dikkat ederseniz iyi olur. Genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri derslerini birinci dönem arkadaşlar halledip Ocak Şubat'a kadar halledip Şubat'tan sonraki tarihte de özellikle ÖABT'ye ağırlık verirseniz iyi olur arkadaşlar. Çünkü bakın şuraya bir şey yazayım ben oluşturmaya çalışayım. Bütün arkadaşlarım buraya dikkat etsinler. Genel kültür arkadaşlar, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavının daha doğrusu soruların sınava katkısı %50. Arkadaşlar ÖABT'nin sınava katkısı %50'dir. Eşittir yani. Buradan kaç tane soru geliyor biliyor musunuz? Genel kültür genel yetenekten 120 tane, eğitim bilimlerinden 80 tane, toplamda 200 soru geliyor. Burada 75 tane soru geliyor arkadaşlar. Buradaki 75 sorunun ağırlığı sınavın toplam ağırlığının yarısı genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimlerindeki 200 tane soruya eşit arkadaşlar. Bu da şu anlama geliyor. Burada yapacağınız her 5 soru burada bir soruyla karşılık buluyor arkadaşlar. O zaman herhalde ne demek istediğimi daha net anlamışsınızdır. Anladınız mı arkadaşlar? Anladınız mı? Genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimlerindeki 200 soru, ÖABT'deki arkadaşlar 75 soru. Oradaki 5 soru, ÖABT'deki bir soruya karşılık geliyor. Ne demek istediğimi anladığınızı, net olarak anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Kısaca şu anlama geliyor. Arkadaşlar, ÖABT'ye 5 kere çalışmanız gerekiyor. Çünkü şuradaki arkadaşlar, burada 5 soru yapacaksın. Burada 5 soru yapacaksın. Örneğin 1 puan alacaksın. Burada 1 soru yapacaksın. 1 puan alacaksın. Bu da ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Ortalama puan değeri yani 0,20. %20 derken 0,20. Buranın ortalama puan değerini arkadaşlar 1. Herhalde istatistik olarak net ne demek istediğimi daha iyi anladınız. Arkadaşlar Şubat ayının sonuna kadar genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri büyük çoğunluğunu halledeceksiniz. Tamam mı? Sonrasında Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Temmuz diyelim arkadaşlar. Ağustos'un ilk haftası muhtemelen sınav. Orada da olduğu gibi ÖABT'ye daha fazla yer vereceksiniz. Şimdi karşında bu sınavı kazanmak isteyen bir kitle var. Buradaki oluş amacınız, bulunma amacınız da bu zaten arkadaşlar. İnşallah ilk atamada, sınava girdikten sonraki ilk atamada, sınavda en yüksek puanı almış bir şekilde arkadaşlar öğretmen olmayı beraberce başarmış oluruz arkadaşlar. Duam, dileğim, temennim, niyazım arkadaşlar bu doğrultuda. Ama bu süreci beraber yürüteceğiz, beraber yöneteceğiz arkadaşlar. Bu süreçte yalnız kalmak istemiyorum. Bu süreçte sizin desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Daha önceki yıllardan arkadaşlarım bilirler. İsteyen istediği an ve zamanda bana ulaşabilir arkadaşlar. Siz gruptan yazarsanız ben size dönerek cevap veririm. Arayarak cevap veririm arkadaşlar. Müsaitlik durumuna göre genelde yoğun oluyor. Çünkü şu an bile arka herhalde bir 30 kadar grubun üyesiyimdir arkadaşlar. Başka derslere de girdiğim için ben işte sosyalin alan eğitimine giriyorum. Tarihin alan eğitimine giriyorum. Fenin alan eğitimine giriyorum. Okul öncesi alan eğitimine giriyorum. Dikabın alan eğitimine giriyorum arkadaşlar. Dolayısıyla orada bir şey var böyle. Yoğunluğumuz var ama bütün arkadaşlarıma mutlaka cevap veririm. Soru atarlar özelden ve bireysel olarak cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Bu konuda kesinlikle sürecin sonuna kadar arkadaşlar yanınızda olurum ve destek vermeye çalışırım. Arkadaşlar haftalık ders programlarınızı, çalışma programı, haftalık ders programı yani çalışma programlarınızı takip ederim. Sorarım tek tek. Kaç soru çözdün? Hangi dersten ne kadar soru çözdün?
Kaç deneme yaptın sürecin sonuna doğru yaklaştığımızda? Soru bankan var mı, yok mu? Soru bankası varsa kaç tane var? Soru bankasından bu hafta hangi soruları çözdünüz diye arkadaşlar mutlaka programınızı takip ederim. Ve sorarım da derste arkadaşlar. Ben ders anlatırken arkadaşlar burayı anlatırken hemen arkasından soru gelir. Bakın hemen arkasından çıkmış sorular gelir. Hemen arkasından konuyu anlattıktan sonra o konuyla ilgili çıkmış sorular varsa orayı önce pekiştiririz. Ondan sonra diğer konuya geçeriz arkadaşlar. Bakın burada görüyorsunuz çıkmış sorular var. Diyelim ki dersin bir tanesini bitirdik. Örneğin Türkçeyi bitirdik. Hemen o hafta Türkçenin devamında arkadaşlar bir yaparız. Alan eğitiminin tamamını bitirdiğimizde arkadaşlar alan eğitiminin hem tekrarını yaparız hem pekiştirmesini yaparız. İşte soru çözümüyle beraber tekrarlarını bazı konuları dönüp tekrar işleme ve hatırlama yoluyla da pekiştirmesini yaparız arkadaşlar. Bu şekilde hazırlığımızı sınava kadar devam ettiririz. Yani sürecimizi sınava kadar devam ettiririz arkadaşlar. Şimdi buraya kadar olan kısımla ilgili bakalım bir arkadaşlar Muhammed, Şerife, Zübeyde var mı sormak ya da söylemek istediğiniz bir şey? Gayet net ve açıklayıcı oldu mu arkadaşlar? Zübeyde nereden katılıyorsun? Türkiye'nin neresinden? Adana. Şerife nereden katılıyorsun? Muhammed nereden katılıyorsun? Şerife Ankara'dan. Muhammed Afyon'dan. Evet arkadaşlar. Süreç bu şekilde ilerlemeye devam edecek. Şimdi tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu an kullandığı program arkadaşlar son kullandığımız program bizim 2018 programı. Muhtemelen bunu eğitim fakültesinde çokça duymuşsunuzdur bu ifadeyi. Bu arada şunu da sorayım arkadaşlar. Bu sınava Muhammed kaçıncı defa giriyor? İlk mi giriyorsun, daha önce girdin mi? Şerife, Zübeyde. Güzel. İlk gireceksin. Bazı ifadeleri, bazı kavramları o zaman yeni duyuyorsunuz arkadaşlar. İnşallah Zübeyde öğretmenim senin için, hepimiz için son olur. İnşallah bundan sonra biz sizin güzel haberlerinizi beklemeye başlarız. Şimdi benim bir huyum, bir alışkanlığım daha var arkadaşlar. Soruyu direkt adama sorarım. Yoklama listesini açarım buraya önüme. Direkt adama pat diye sorarım arkadaşlar. Onun için her an hazır olur benim arkadaşlarım. Tabii yani soruyu direkt adama sorarım derken arkadaşlar. İsminizle hitap etmeyi severim. Hoşuma gider. Tamam mı? Zübeyde öğretmenim, Şerife öğretmenim, Muhammed öğretmenim. İsminizle hitap ederim her zaman arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Bugünkü bir şey hani böyle süreci ifade etme arkadaşlar tanıtım dersi ne yapacağız, neler yapacağız arkadaşlar, nasıl ilerleyeceğiz? Bunları beraberce ele aldığımız bir dersimiz bu. Tabii planlı bir şekilde başladığımızda siz daha net olarak fark etmiş olacaksınız bazı şeyleri. Biz ilkokul programları deyince sınava ilk defa gireceksiniz arkadaşlar. Belki bu bazı kavramları yeni duyuyor olacaksınız. Türkiye şu an 2018 öğretim programını kullanıyor. Türkçe'de, sadece Türkçe'de 2019 programını kullanıyoruz. O da şeyden kaynaklanıyor. Önceden el yazısı vardı biliyorsunuz. Siz el yazısıyla büyüdünüz. İlkokulu öyle okudunuz. Milli Eğitim Bakanlığı 2019'daki program güncellemesiyle, Türkçe'deki güncellemeyle el yazısını kaldırdı. Önceden esnekti, kaldırdı. Önceden ses esaslı diyordu. Ses temelli diye ismi değişti arkadaşlar. Ufak tefek değişikliklerle sadece 2019 Türkçe programı. Bugüne kadar baktığımızda arkadaşlar biz 1926 programını, köy okullarında 30 programını, şehir okullarında 36 programını, 48 programını, 68 programını, 2005, 2013 ve 2018. Şu an kullandığımız program 2018 programı diye geçer.
Türkçe programı da 2018'de hazırlandı. 2019'da bir iki kelimeyle güncelleme yapıldı. Anlayın ki 2018 deniliyorsa Türk eğitim sistemindeki büyük bir değişiklikten bahsediliyordur. Arkadaşlar, 2018 Türk eğitim sisteminde büyük bir değişiklik. Hocam diyeceksiniz şimdi şuraya kadar olan programlarla buraya kadar olan programları ayırıyoruz arkadaşlar. Bu değişikliğin temeli ne diyeceksiniz? Ne anlamalıyız bu değişiklikten? Arkadaşlar Türkiye 2005 programıyla beraber öğrenci merkezli uygulamalara adım atar arkadaşlar. 2005 ile beraber. Yani Türkiye'de öğrenci merkezli eğitimin doğumu arkadaşlar 2005'tir. 2005 öncesi programlar yeni programlar tarafından öğrenci merkezli olarak kabul edilmemektedir. Yeni programlar deyince ne anlayacaksınız var ya siz? Yeni programlar deyince 2005'ten sonra hazırlanan programlar. Ve bir şey daha bilmenizi istiyorum. 2018 programıyla ilgili arkadaşlar bol miktarda soru çıkar. 2018 diye. İçinde görürsünüz 2018 programına göre. 2018 sosyal, 2018 fen, 2018 Türkçe diye sorulur arkadaşlar. Tabi üzerinden 5 yıl geçti, programı hazırladılar arkadaşlar. 2018 yılında program yeni hazırlandığında tabi ben o zaman da sınıf öğretmenliği alan eğitimi anlatıyorum. O zaman da şunu soruyorlardı. 2005 ve 2018 arasındaki farkı soruyorlardı. Benzerlikleri soruyorlardı. Şimdi Allah'tan eski programları sormuyorlar arkadaşlar. Sadece 2018 programını soruyorlar. Şimdi bu programların ne olduğunu 2005 ve öncesi programlarla, 2005 öncesi programlarla 2005 ve sonrasındaki programlar nedir arkadaşlar? Aralarındaki farklılık neden kaynaklanıyor? Önceki programlarla 2005 sonrası programlar hakkında neleri bilmeliyiz? Bu bütün programlar için geçerli. Türkçe için de geçerli. Din kültürü, resim, beden eğitimi için de geçerli arkadaşlar. Önceki programlar 68'e kadar gelince arkadaşlar bakın 68'e kadar oraya gelinceye kadar programlar daha çok daimici ve esasiciydi. Daimici ve esasici. Eğer bir program daimici ve esasici ise arkadaşlar program öğretmen merkezlidir. Buna karşılık 2005 sonrası programlar ilerlemeci arkadaşlar. 2005 sonrası dedim bakın arkadaşlar. Peki ilerlemeci programların özelliği ne? Programlar öğrenci merkezli. Ne demek öğrenci merkezli? Mesela kazanımlar öğrenciye göre düzenleniyor. Kazanımlar yazılırken bireysel farklılıklar dikkate alınıyor. Programlar esnek hazırlanıyor arkadaşlar. Programlar beceri temelli, programlar süreç temelli. Bunların hepsi öğrenci merkezli programları ifade ediyor. Arkadaşlar, 2005'e kadar olan programlar davranışçıydı bakın. Davranışçı. Ne var 2005'e kadar olan programlarda, davranışçı programlarda? Arkadaşlar tam öğrenme modeli kullanılıyor. Tam öğrenme. Ondan sonra Slavin etkili öğretim modeli kullanılıyor. Karol okulda öğrenme modeli kullanılıyor arkadaşlar. Gagne'nin öğretim durumları modeli kullanılıyor. İşte Skinner'in programlı öğrenme modeli kullanılıyor. Ama şu an bunların hiçbirinin adını duyamazsınız. Arkadaşlar şimdi tam öğrenme yok. Tam öğrenme yok. Yok. 2005'ten bu tarafa yok. Mesela tam öğrenme kullanılmıyor. Hiçbir yerde kullanılmıyor. Ama 2005'e gelinceye kadar kullanıldı. Bütün derslerde kullanıldı. Hatta size buradan hemen bir ipucu arkadaşlar. Eğer bir ÖYT sorusunun içerisinde, ÖYT sorusunun içerisinde ünite kavramını görüyorsanız direkt cevabınız tam öğrenme olmalı. Çünkü ünite en çok tam öğrenmede kullanılıyor. Hocam neden şimdi tam öğrenme kullanılmıyor? Sorusunun cevabı 2005'ten sonraki programlarda ünite yapısı atıldı. Ünite kullanılmıyor. Peki yerine ne kullanılıyor arkadaşlar? Yerine öğrenme alanıyla beraber disiplinler arası yaklaşım kullanılıyor. Ünite ve öğrenme alanları, disiplinler arası yaklaşım ve ünite birbiriyle örtüşmez. Onun için tam öğrenme öğretmen merkezlidir. Tam öğrenme ünite yapısı. Arkadaşlar yeni programlarda yeri yok, kullanılmıyor. Soru olarak çıktı arkadaşlar. Eskiden ünite kullanılıyordu. Şimdi üniteler belli derslerde kullanılıyor. Mesela hayat bilgisinde, mesela din kültüründe. Başka yerde kullanılmıyor.
Sizden onları bilmenizi, ezbere bilmenizi isteyeceğim. Hangi derslerde ünite kullanılıyor? Hangi derslerde öğrenme alanları kullanılıyor? Hangi derslerde beceri alanları kullanılıyor? Bunları ezbere bileceksiniz arkadaşlar. Soru olarak gelecek çünkü. Devam edelim arkadaşlar. Öğretmen merkezli olması 2005'e kadar olan programlarda beraberinde sunuş yoluyla öğretim arkadaşlar. Asubel'i biliyor musunuz siz? Asubel diye bir adam duydunuz mu? Sunuş yoluyla öğretim. Duydunuz mu sunuş yoluyla öğretimi? Asubel'i falan arkadaşlar. Şu an yeni programlarda yok arkadaşlar. Yeni programlarda çok az yer veriliyor. Programın öğretmen merkezli olduğunu nereden anlıyoruz? Öğretmen merkezli olduğunu. Arkadaşlar dikkat edin buraya bakın. Sizi program geliştirmeye taşıyorum şimdi. Bir programın dört tane unsuru vardır. Hedefler, içerik, eğitim durumları, ölçme ve değerlendirme. Bakın dört tane unsur var. Bu dört unsur bir arada olmazsa ona program diyemezsiniz. Bir öğretim programının dört temel unsuru var. Peki bir programa nasıl öğretmen merkezli diyebiliriz? Hangi özellikleri gösterirse öğretmen merkezlidir? Eğer bir programda hedefler ön plandaysa. Daha doğrusu arkadaşlar, hedeflerin kazanılıp kazanılmadığı ölçme puanlamayla, not sistemiyle falan ölçülüyorsa, yani onu demek istiyorum. Eğer bir programda içerik ön plandaysa, eğer bir programda ölçme ön plandaysa, arkadaşlar o program daimici ve esasici ve öğretmen merkezlidir. Ama bir programda eğitim durumları, yani yöntem teknikler, stratejiler, yaşantılar, öğrenme-öğretme süreçleri, etkinlikler ve beceriler ön plandaysa, o program öğrenci merkezlidir işte. Devam edeyim arkadaşlar. Eski programlar ünite temelli. Bakın ünite temelli. Ne demiştim ünite temelli? Yine öğretmen merkezli olmanın bir özelliği. Program doğrusal. Ne demek doğrusal? Üniteler birbirini takip ediyor. Aynı tren vagonu gibi arkadaşlar. Bunu öğrenemeyen çocuğun vay haline. Yandı, bitti, perişan, kül oldu. Şu ikinci üniteyi öğrenemiyor. Arkadaşlar ama öğrenci merkezli uygulamalarda program sarmal arkadaşlar. Yani her bir sonraki öğrenmede bir öğrenci bir önceki öğrenmeler tekrar ediliyor. Her bir sonraki öğrenmede bir öncekiler tekrar ediliyor. Dolayısıyla öğrencinin öğrenememe gibi bir şansı yok. Öğrenerek ilerliyor. Arkadaşlar bu da öğretmen merkezli ol. Sonuç odaklı. Ne demek sonuç odaklı? Program not ve puana dayalı arkadaşlar. Çocukların başarılı olup olmadığı ortaya konuluyor. Haberiniz var mı Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yaptığı değişiklikten? Şerife, Zübeyde, Muhammed son yaptığı değişiklikten. Bundan sonra dördüncü sınıflarda da yazılı yok arkadaşlar. Duydunuz mu? Önceden Türkçeden, matematikten, fenden, sosyalden, İngilizceden ve din kültüründen yazılı yapılıyordu. Eminim bu sene sorularda çıkacak arkadaşlar. Artık ilkokullarda sonuca dayalı, sonuç temelli eğitim yok arkadaşlar. Dediğim anladınız mı? Artık ilkokullarda sonuç temelli eğitim yok arkadaşlar. Sonuca dayalı eğitim yok. Artık ilkokullarda nota ve puana dayalı eğitim yok. İlkokullarda bundan sonra sadece sınıf öğretmenliğinde sadece beceri temelli ve sürece dayalı eğitim var arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Sürece dayalı ve beceri temelli eğitim var ilkokullarda. Önceki programlar öğretmen merkezli olduğu için bireysel farklılıklar göz ardı ediliyordu. Öğretmen merkezli olduğu için. Yani program çocuklara göre hazırlanmadığından. Peki 2005, 2013, 2015, 2018 öğretim programlarında ne var arkadaşlar? Bir de bunları söyleyelim. Bir kere şu taraf yok arkadaşlar. Şurada söylediklerimin hepsi yok. Hepsi gitti arkadaşlar. Program yapılandırmacı. Yani aktif öğrenme, problem çözme, proje tabanlı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, buluş yoluyla öğrenme, araştırma inceleme yoluyla öğrenmeye ağırlık veriyor. Yani öğrenci merkezli. Program öğrenciler için esnek arkadaşlar. Programda kazanım hedefler yerine kazanım var arkadaşlar. Hedefler yerine kazanım var. Programda içerik yerine temalar var, öğrenme alanları var, disiplinler arası konular var. Ünite yok.
Arkadaşlar program doğrusal değil, program sarmal. Önceki programda öğretmen geliyordu, dersini anlatıp çıkıp gidiyordu. Ama bu programlarda kavram öğretimi var, öğrenci merkezli uygulamalarda. Önceki programlarda değerler eğitimi yoktu. Yeni programda arkadaşlar, yani 2005 sonrası programlarda 10 kök değer dediğimiz bir şey geldi. Bunu duydunuz mu? 10 kök değer. Arkadaşlar, 10 kök değer. Sorulardan bir tanesi değerler eğitiminden olacak arkadaşlar. Bir tanesi değerler eğitiminden gelecek. Sorularınızdan bir ya da iki tanesi kavram haritalarından gelecek arkadaşlar. Kavram haritaları soruları fen bilgisi içinde gelir. Fen bilgisi içinde. Değerler eğitimi soruları da ya hayat bilgisiyle beraber gelir ya sosyal bilgilerle beraber gelir. Arkadaşlar, hani bu benim işim. Yani savun kapsamını bilmek. Ve yeri geldiğinde de söylüyorum. Fen bilgisinde 6 sorunuzun 5 tanesi normal, bir tanesi kavram haritası. Ve kavram haritası sorusu da hesaplamayla sorulur. Hesaplama. Bildiğiniz ölçme ve değerlendirme sorularında olduğu gibi kavram haritası soruları hesaplamayla soruluyor. Ölçme ve değerlendirmede de kavram haritaları kullanılıyor ya. Tanılayıcı dallanmış, ağaç yapılandırılmış, grid, kelime ilişkilendirme testleri. Onların bir hesaplaması var arkadaşlar. Yani formülü var. Onu soruyorlar. Bir de değerler eğitimiyle ilgili sorularınız olacak arkadaşlar. O da hayat bilgisi ve sosyal bilgilerin içinde olacak. Arkadaşlar bütün derslerin kendi becerileri var. Bütün derslerin. Tamam mı? Bütün derslerin kendi becerileri var. Bütün derslerin. Sizden o becerileri ezbere bilmenizi isteyeceğim. Bütün derslerin. Mesela bizim buradaki sınavda soru çıkan 8 dersimiz içerisinde beceri profili en geniş olan sosyal bilgilerdir. Tam 27 tane becerisi var. Sorulardan arkadaşlar, soruların içerisinde. Bakın adam şöyle bir soru soracak size. Öğretmenin kazandırmaya çalıştığı beceri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyorsa anla ki o soru bir kazanım sorusudur. Öğretmenin kazandırmaya çalıştığı beceri aşağıdakilerden hangisi? Çünkü beceriler programda kazanımların içerisine yedirilmiştir arkadaşlar. Ama beceriler ayrı ayrı. Mesela Türkçe'de kaç tane beceri var biliyor musunuz? Türkçe'de kaç tane beceri var? Hadi bakalım, eğitim fakültesinde öğrenmişsinizdir. Türkçe'de kaç beceri var? Bilen ha? Kantindeki en pahalı çikolatayı alıyorum. Türkçe'de kaç beceri var? Şerife, Muhammed, Zübeyde. Muhammed, Şerife kitap mı karıştırıyorsun? Şerife 24 tane. maşallahı var. Şimdi arkadaşlar Türkçe'de 4 tane beceri var. Şerife in 13 tane. 4 tane beceri var Türkçe'de. Nedir bunlar biliyor musunuz arkadaşlar? Diz koy. Diz koy. Ne demek hocam diyeceksiniz şimdi. Diz koy becerileri. Arkadaşlar. Dinleme ve izleme. Konuşma, okuma, yazma. Sırası da budur arkadaşlar. Sırası da bu. Diz koy. Oldu mu? Sorarım derste arkadaşıma. Türkçedeki beceriler neydi diye. Hocam dizimizi koyuyorduk. Evet dizimizi koyuyorduk. Yani dinleme, izleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri. Sırası da bu. Diz koy arkadaşlar. Peki fende kaç tane beceri var? Fende. Şimdi Şerife 24 falan deme. Daha en fazla 27 idi. O da sosyal bilgilerde.
Arkadaşlar fende 3 tane beceri var. 3 tane fende. Temel beceriler ve yetkinlikler programda. Peki kaç tane yetkinlik var biliyor musunuz? Kaç yetkinlik var? Arkadaşlar 8 tane. Bütün dersler için geçerlidir bunlar. Bütün dersler için. Ama Zübeyde söyledi hemen. Programda bireysel farklılıklar önemli hale getirilmiş arkadaşlar. 2005'ten sonraki programlarda. Programda eğitim durumları ön planda. Biz buraya süreç temelli diyoruz. Bir de çağdaş ölçme ve değerlendirme becerileri programa getirilmiş. Arkadaşlar, iki program süreci arasındaki farklılıkları gördüğünüz gibi bu şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi bununla ilgili çıkmış bir tane sorumuz var. Yani soruyu siz okuyun, cevaplayın demeyeceğim. Beraber bakalım arkadaşlar. Programda kök değerler var mı? Söyleyin bakayım bana. Hangileri doğrudur demiş. O zaman bizden arkadaşlar doğru olanlar istiyor. Kök değerler var mı programda? Söyledim. Bakın burada yılını da vermiş. 2018 diyor. Evet var. O zaman biri doğru kabul ediyorum arkadaşlar. Ondan sonra beceri ve yetkinlikler var mı programda? Beceri ve yetkinlikler ele alınmış mı? Beceri ve yetkinlikler alınmış. Her derse özgü beceriler var. Bakın bir daha söylüyorum. Her derse özgü beceriler var. Her derse özgü ayrı beceri var. Aynı zamanda bir de bütün derslerin ortak yetkinliği var. Ortak yetkinlik. Arkadaşlar, değerler 10 tane, yetkinlikler 8 tane. Bunlar ortak. Arkadaşlar, bütün dersler. Bütün derslerden kastım ne biliyor musunuz? Bütün derslerden kastım. İlkokul 1 hayat bilgisi, lise son müzik. Bütün dersler. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Bakın ne diyorum. İlkokul 1 hayat bilgisi başla. Lise son müzikten çık. Bütün dersler de aynı. Değişmiyor. Değerler de değişmiyor. Yetkinlikler de değişmiyor. Tabii 1739 sayılı Muhammedciğim, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'yla önce ülke genelinde Türk öğrencisinden beklenen beceriler belirleniyor. Sonra bunlar özele indirgeniyor. Tamam mı? Özele indirgeniyor. Onun için 1739'a göre belirleniyor. 1739'da yazmaz ama. Çünkü 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 1973 yılında çıkartılmış. Orada yazmaz. Ama ona göre uyarlanır arkadaşlar. Tamam mı? Yani ona aykırı olamaz. Çünkü Türk eğitim sistemini belirleyen tek kanun var, o da 1739. Türk eğitim sistemini belirleyen tek kanundur. Bireysel farklılıklar dikkate alınıyor mu programda? Bireysel farklılıklar dikkate alınıyor mu? Yeni programlarda, öğrenci merkezli programlarda alınıyor. Önceki programlarda bireysel farklılıklar dikkate alınıyor muydu 2005 öncesi programlarda? Arkadaşlar, 2005 öncesi programlarda bireysel farklılıklar? Hayır. O zaman cevabım ne olacak? Bakın bakalım arkadaşlar. Muhtemelen hepsinin içerisinde olduğu E seçeneği. Geçelim. Bakın bir tane daha. Arkadaşlar bunu yaparsınız değil mi bu soruyu kendiniz? Türkçe dersi öğretim programı birinci bir hazırlanma aşağıda öğretim yaklaşım oldu. Hangisi göz önünde bulundurulmamıştır diyor. Az önce bağıra bağıra söyledim. Niye E arkadaşlar? Niye E? Hı? Niye E? Çünkü tam öğrenme, öğretmen merkezli bir yaklaşımdır. Dolayısıyla tam öğrenmeye yeni programlarda yer verilmemiştir. Öğrenci merkezli olduğundan yeni programlar arkadaşlar. Hadi bakalım bununla ilgili bir soru daha. Arkadaşlar bir soru daha. Bakın bu da Türkçe sorusu gibi duruyor. Ama bakın program sorusu bu yani. Türkçe, öğretim programı ve Türkçe ile ilişkilendirdiği bir soru. Birinci, üçüncü sınıf düzeyinde belirtilen ölçme ve değerlendirme yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Birinci ve üçüncü sınıf. Arkadaşlar 1, 2, 3'te 1, 2, 3'te yani sizden cevabı hani bulun diye bir şu an için bir beklentim yok. Arkadaşlar 1, 2, 3. sınıflarda şu son değişikliğin öncesinde hani dedik ya yazılılar kaldırıldı diye son değişikliğin öncesinde arkadaşlar bütün sınıflarda kaldırıldı.
Sürece dayalı yaklaşım var ama sonuca dayalı yaklaşım yok. Çünkü yazılı dördüncü sınıfta vardı biliyorsunuz. Artık böyle bir soru gelmez arkadaşlar. 1-2-3 demez buna. 1-2-3-4 der. Cevap A. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Anlıyorsunuz değil mi ne demek istediğimi net olarak? Bu arada bir şey söyleyeyim mi size arkadaşlar? Derse başlayalı tam 50 dakika olmuş. Sıkıldınız mı? Evet hocam diyor. Zübeyde evet mi diyor. Ha ben yani o cevap herhalde önceki sorunun cevabıydı o. Arkadaşlar anladınız değil mi? Şimdi sizden ezbere bilmenizi istediğim bir şey daha görüyorsunuz burada. Önceki programlarda ne var? 2018 programında yani 2005 sonrasında ne var? Bak burada da şeyi ayırdım bakın. 2005, 2006 ve 2013, 2018 sürecinde neler var? Tabii onlar da kendi içinde var veya yok şeklinde ayrılıyor. Mesela bütün programlar 1739'a dayalıdır. 1789 ne Fransız ihtilali olmuş ya. 1739'a dayalı. Şöyle yapalım. 1739. Evet düzeltelim. Genel hedefler var. Çünkü program önce kanunda var zaten. Sonra öğrenme alanları var. Ünite yok bakın. Ünite yok. Onu söyledim az önce. Ünite bazı derslerde var. Onu da yeri geldiğinde ezberleyeceğiz zaten. Özel hedeflerimiz var arkadaşlar. Ondan sonra programın nasıl uygulanacağı öğretmenlere anlatılıyor. Bunlar olanlar arkadaşlar. Şöyle artı koyayım belli olsun. Ama olmayanlar var bakın. Mesela 2005 ve 2006'da etkinlikler var ama 2018'de yok. Mesela 2005 ve 2006'da örnek ölçme ve değerlendirme var, 2018'de yok. Öncekilerde kavram yanılgısı, kavram haritaları, kavram öğretimi var. Şimdikinde sadece kavram öğretiminin önemine değinilmiş ama kavram haritaları, kavramlar yok arkadaşlar. Öncekinde ara disiplinler vardı, şimdikilerde ara disiplin yok. Ha bununla ilgili bir tane sorumuz var mı? Arkadaşlar şimdi bir tane sorumuz gelmiş. Onu da göstereceğim. 2018 programında disiplinler arası konular var ama örtük. Bakın var, yer alıyor. Ama örtük gizli bir şekilde yer alıyor. Yani öğretmene bu konunun disiplinler arası konusudur. Bu derste şuraya yer verirseniz, bu derste de buraya yer verin diye açık açık yazmamış. Ama var. Açık açık yazmadığı için buna örtük diyoruz. Beceriler var arkadaşlar. Becerilerin adı da geçiyor. Bakın adı, becerileri de var. Adı da geçiyor. Ama hangi beceri, hangi kazanımla, hangi beceri, hangi konuyla ilişkili bunu da söylememiş program. Yine değerler var. Bakın değerler 10 tane, 10 kök değer var. Ama arkadaşlar öğretmene programda şöyle bir şey yazılmamış. İşte matematikte şey anlatılırken arkadaşlar şu kesirler anlatılırken adalet değerine yer verilir dememiş. Ama adalet değeri var. Matematikte hangi konuyla yer verileceğine değinilmediği için arkadaşlar disiplinler arası konular, beceriler ve şeyler arkadaşlar disiplinler arası konular, beceriler ve değerler programda örtüktür. Açık açık yer almıyor. İlişkilendirme yapmamış. Hemen bununla ilgili sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi hayat bilgisi ders öğretim programıyla ilişkin ara disiplinlerden biriydi? Ara disiplin soruları bakın 2005, 2005'te var, 2006'da var, 2013'te var ama 2018'de yok. Artık bu tür sorular bize gelmiyor arkadaşlar. Çünkü ara disiplin yok. Yani ara disiplinler açık değil. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Ya da yeni çıkmış bir soruya bakalım. Doğrudur diyor. O zaman hemen işaret. Özel amaçlara yer verilmiştir. Doğru. Ölçme ve değerlendirme yaklaşımına vurgu yapılmıştır. Doğru. Hem sarmal hem de bir kere de verilen kazanımlar var. Doğru. Ama ara disiplinler var mıydı? Bakın bakalım bir. 2018'de ara disiplin var mıydı? 2018 programında ara disiplin var mıydı arkadaşlar? Ara disiplinler. Zübeyde ona yok mu diyelim, örtük mü diyelim? Yani yok dersek yani hepten ortadan kaldırmış oluruz arkadaşlar. Ara disiplinler açık değil. Tamam mı? Öğretmen kendisi bulacak.
Öğretmen kendisi derste yeri ve zamanı geldiğinde, konusu geldiğinde yer verecek. O zaman arkadaşlar cevabı gönderiyoruz. Ne diyor cevabımız? 1, 2, 4, 3 yok arkadaşlar. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Şimdi şöyle bir şey daha sorayım arkadaşlar. Bu da bir soru daha cevaplayalım beraber. 2018 Milli Eğitim Bakanlığı öğretim kuramları ile ilgili olarak aşağıdaki hangisi yanlıştır? Çıkmış sorularımızdan bir tanesi. Ne diyor? 1739 temel alınmıştır diyor. Kök değerlere yer verilmiştir diyor. Yetkinliklere yer verilmiştir. Ölçme değerlendirmeye vurgu yapılmıştır diyor. Kavram yanılgılarının neler olduğu açıklanmıştır diyor. Bakalım bir kavram yanılgıları var mı? Ben sizi tabloya götüreyim. Kavram yanılgıları var mı? 2005-2006'da var ama 2018'de kavram yanılgıları yok arkadaşlar. Tamam mı? O zaman cevabım ne oluyor? Cevabım E oluyor. Evet, güzel insanlar. Zamanımız ne olmuş? Bakalım bir saatimiz. Tam bir saat olmuş arkadaşlar. Tabii bu hem bir şöyle açılış oldu, hem bir tanıtım oldu, hem bir süreci anlatma dersimiz oldu. Arkadaşlar ben Zübeyde, Şerife, Muhammed sizleri tanıdığıma çok memnun ve mutlu oldum. Çok sevindim. Arkadaşlar inşallah bundan sonraki süreçte de birlikte başarılı bir şekilde devam ederiz arkadaşlar. Evet Muhammed Bey kardeşim oradan yazdı şimdi. Sorular zor muymuş arkadaşlar? Gördüğünüz sorular. İçerisinde çıkmış sorular da vardı. İnşallah çıkacak sorular da vardı orada. Kendi sorularımız da vardı. Arkadaşlar bazı temel şeyleri bildiğinizde sorular kolay. Biz burada nokta atışı yapmaya çalışacağız, tamam mı? Yani daha doğrusu verdiğimiz bilgiler sizin gidip soruyu bulmanızı kolaylaştıracak, soruyu doğru çözmenizi kolaylaştıracak bilgiler olacak. Burada paylaşacağımız şeyler. Başında da söylediğim gibi ama burada beni yalnız bırakmayacaksınız. Benim sizden beklentilerimi tamamlamaya ve karşılamaya çalışacaksınız arkadaşlar. O zaman hep beraber başarılı olacağız. Arkadaşlar, var mı bana sormak ya da söylemek istediğiniz bir şey? Ders notlarımız öncesinde sisteme yükleniyor buraya. Sizler ders notlarına erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Muhammedciğim ben teşekkür ediyorum. Ders notlarına önceden erişebiliyorsunuz. Bunları indirebiliyorsunuz. Arkadaşlarım bana bazen yazıp işte özelden isteyip hocam ben bütün olarak istiyorum. Arkadaşlar ben de tamamı tabii buraya yüklediklerim burada anlattıklarım ama bunun dışında benim anlatmadık yani daha doğrusu burada ders notu olarak yüklenmeyenler de var. Yaklaşık 500 sayfalık bir ders notu, spiral ciltli ders notum var benim. İsteyen arkadaşlarımı onu ve soru bankasında göndermiş oluyorum arkadaşlar. Soru bankasında yaklaşık 700 tane sorumuz var. 7 tane de deneme var arkadaşlar. Soru bankasında çevre eğitimi soruları, drama soruları da var. Yani sadece alan eğitimi değil arkadaşlar. Zübeyde öğretmenim ben teşekkür ediyorum. Öğretmenim başarılar diliyorum. Hani şöyle söyleyelim, sürpriz bir durum olmazsa inşallah bu süreci sonuna kadar beraber götüreceğiz öğretmenim. Ben bu süreçte hem sizi yalnız bırakmamaya çalışacağım hem de siz beni yalnız bırakmayacaksınız. Benim yönlendirmelerime karşılık vereceksiniz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, Şerife neredesin? Benim şöyle bir beklentim var. Şöyle bir arkadaşlar şeyi ya durumum var, özelliği var onu söyleyeyim. Ya ben var ya öksürerek de olsa geri bildirim vermenizi beklerim. Tamam mı? Öksürerek de olsa. Değil. Başka bir şey demeyin. İstemiyorum. Tamam mı? Bu kadar. O da yeter. Öksürerek de olsa geri bildirim verin arkadaşlar. Ben sizin orada olduğunuzu anlayayım. Korkuyorum değilse. Tamam mı? Arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. İnşallah derslerimiz başladığında
kaldığımız yerden, yani yine baştan devam etmek nasip olur inşallah. Bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Eğer soracağınız ya da söyleyeceğiniz bir şey yoksa bugünkü dersimizi burada tamamlamış olalım. Muhammedciğim iyi akşamlar diliyorum. Ailenize selam söyleyin. Sübeyde öğretmenim iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ailenize selam söyleyin. İyi akşamlar Şerif öğretmenim. Arkadaşlar ailenize selamlar söyleyin. Uğur Hoca'nın selamı var deyin. Onlar beni bilmeseler de selamımızı aldılar arkadaşlar. Evlatlarım için ne istiyorsam arkadaşlar aynısını sizler için de istiyorum. Tamam. Allah başarılarınıza başarı katmanızı nasip eylesin arkadaşlar.